Selamun aleyküm. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Güzel yol kenarı bir mescitte, camide diyelim. Uyandık, iyi uyuduk. Allah razı olsun mescidi yapandan, yaptırandan diyelim. Şimdi Kale köyünün, Kalecik köyünün altındayız. Dün geldiğimiz yer burası. Ve Nusaybin-Midyat arası yine böyle köy yollarından, Beyaz Su Vadisi'nden yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım, bugün de yağ nasip diyelim, yola düşelim. Nereye varız, nerede akşam olur? Gün ola hayrola. Valla bir bahçe evli abi. Ben de tam demiştim, dedim ya vallahi eskisi gibi kazmışlar, yapmışlar. Dağı delmiş, dükkan yapmış maşallah ya. Hayırlı sabahlar abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kahvaltımızı yaptık. Yani. Biraz ye, çok. Yok yok. Ya. Vallahi yedim abi, sağ olasın. Poğaça yedim ya sabah, yetti bana. Ne yaptınız bu ekmeği ya? Aşağıda bayanlar yapıyoruz. Evet maşallah. Ağzı sağ olsun sahibi. Ne kadar toparlamayız. Abi var bak, bir çok hoş. Kışın hamam gibi, yazın buz gibi. Seri. Gel gel. Gel biraz rutubet kokuyor ama fıstık gibi yer yapmışlar. Abi berek işi gerçekten hadi ağladık kadar yapıyorlar. Abi yürüyerek şey dersiniz. Abi yürüyerek biz ta nereye? Midyat'ın oradan Ömerli'ye doğru döneceğiz. Mardin'de dolaşacaksın. Mardin'den de Kızıltepe'ye doğru. Yürüyerek zordur ya. Abi biz de zor severek, nasıl dağı delmek zor ise bizimki de zordur. Bazı yerlerde arabayı binmek zordur ha mesela. Vallahi denk gelirse biniyoruz. Yani gelirse biniyoruz. Şey, şey durarlarsa bineriz ama otostop yapmayız. Yok yok, buralardan millet şey diyor, duruyor. Aşağıda ağaçların arasından Beyaz Su Nehri akıyor. Deresi diyelim. Yanına da hep böyle tahta sundurmalar yapmışlar. Piknik yeri diye. Ne? Bilmem ne piknik yeri diye geçiyor. Böyle mekanlar çok ama kimisine girmen gerekiyor. Yoldan görünmüyor. Boşluk hiçbir yer yok abi ya, böyle hani sahipsiz. Hepsinin etrafı çevrilmiş. Şöyle. Gitsen bir sürü para isteyecek, bir çay istesen getirecek sana semaver. Yol üstü bir çay ocağı gibi bir şey de hiç yapan olmamış herhalde. Daha belki ileride denk gelir. Market de yok. Hangi taş yılana benziyor? Şu öndeki büyük. Bak, iki göz, ağız. Şu önde büyük var ya, şapkası da var. Aşın. İki göz, ağız. Ne dersin? Bilemedim o. Neyse, ben hayal gücüm manyak. Şöyle mağaraların önünden geçiyoruz. Önünü taşla kapatmışlar bazıları. Abim şu taşı yılana benzetiyor. Vadi boyu gidiyoruz. Burada bir cami görünüyor, mescit gibi. Idığan bulduk. Yani hiç demek. Güzel olmuş abi. Gel iyi gel. Eski bir ev. Ne bu da? Hope Camisi mi? Öyle bir şey. Bu eski köyün adı Hope miymiş? Hope mi abi bu köyün adı? Kocaman bir mağarası var orada. Derin ne bilmiyorum. Çok büyük ağzı var. Ha. Camide oturalım mı abi? Gerek var mı? Var mı? Vallahi yiyecek içecek bir şeyimiz yok. Direkt geçip gidelim. Ha, Seyit Bilal Camii, Hope Köyü. Tamam. Hope işte.
Hadi gidelim. Etrafı eski evlerle dolu. Köy kalmamış. Aşağıya Hope Barajı diyorlar ama öyle bir su birikintisi yok. Kapaklar var. Kenarında ağaçlık bir adam var. Anası iki de buzağısı. Bizden korktular, kenara kaçtılar. Abi arabaya koşarlar, fazla yaklaşma. Atlıcıklar. He? Nasıl çekingenler ya. Sizi kim saldı buraya? He? Çarpılırsınız, dikkat edin arabalara ha. Tamam, gidiyoruz. Gözler sürmeli sürmeli var. Bir ara yol planı yaparken şu vadiyi haritadan gördüm ama dikliğinin bu kadar olduğunu görmemiştim. Karşı tepelerde bir yol var. Toptepe diye bir köye çıkıyor. Ama kurak sırtlardan gideceksin. Su yok dediler. Ve Toptepe'den sonra da böyle aralardan ta Mardin merkeze yakın Yeşilli diye bir köye çıkıyor. Yani Midyat'ı Ömerli'yi es geçip Kestirim'den gitmiş oluyorsun ama çok iniş çıkış, su yok ve buradan çıkışı tahmin ettiğimden de dikmiş, yani imkansız. O yüzden normal yoldan yine Midyat'a varmadan başka bir köy yolundan döneceğiz. Ömerli ile Midyat arasında ana yola çıkacağız herhalde. Bu dediğim yerden gidebilme imkanımız olsaydı, su yok, erzak yok, oralarda da su bulma ihtimalimiz çok az. Zaten o yola atlamak için de böyle dik dağa tırmanmak gerekecek yani. Eğer oradan gidebilme imkanımız olsaydı, Ömerli'den sonra Mardin merkeze yakın bir köye çıkacaktık. Şimdi Ömerli'den önce Şenköy civarlarında bir yer bağlıyor yol orayı. Şöyle şimdi Çağlar, Çağ iki köprüsü. Artık nehir, daha doğrusu yol nehrin diğer tarafına geçiyor. Şöyle bahçeler. Şuradan nehri de göstereyim size. Hatta hiç kamerayı kapatmayalım. Şöyle. Beyaz su çok temiz falan diye övdülermiş. Ama bana böyle etrafı açıklık bir yer değil. Hep bahçelerin içinden geçiyor. Yani şey, tutulmuş yerlere. Ha, nehri de göremedik ha. Dereye bak, dereye. Kaynağında iyice temizleşiyordur muhtemelen. Hep ya mekanlar ya bahçeler. Hala ara restoran demiş. Piknik yeri. Günübirlik piknik yerleri. Nehir kenarını yine öyle oturma yerleriyle donatmışlar. Bir mesire yeri yapar ya Nusaybin Belediyesi. Herkese açık bir yer yapsanız da şuraya. Bir su deposu bulduk, üstüne oturduk yol kenarı. Çeşmesi de varmış. Kısa bir mola. Otobüsü Midyat ve Nusaybin'i kaç saatte daha geçer? Başka her iki. Ne iki ya? Hakan. Saat kere geçti ha? Hadi. Hadi patrol yapar. Saçava. Şöyle bir otel binası göründü gözümüze. Biçen sosyal tesisleri beyaz su. Buradan sonra mekanlar sıklaşıyor. Taşlıburç köyü suyun çıktığı yer. Orada daha çok tesis var. Yani burada tesislere girmeden suyu görmeniz mümkün değil.
Hep ya bahçe ya da tesis bahçesi. Nehir kenarından gezme imkanımız yok gibi. He. Aynı adam 2-3 defa sabahtan beri tur attıysa yani, bizi göre göre bıkmıştır. He. Burası sosyal tesis diyor ama bayağı lüks bir otel gibi ya. Girdik mi Midyat sınırına? Midyat derecesine mi? He doğru. Zabıta. Sahibinden çıktık, Midyat sınırına girdik demek. Oo. İçen, kafe, restoran, sosyal tesis, otel, motel, piknik yeri. Abi dikkat edesin ha, kuyu vardır. Havaya bakarak gidiyoruz, düşeriz. Mekanlar sıklaştı ama yol üzeri yine bir mekan yok yani, büfe tarzı. Tercih gibi yola hitap eden bir şey yok. Hepsi ağaçların arasında, yüzme havuzu bile yapmışlar. Kaldırıma bir sürü ceviz dökülmüş. Tepesinde kalmamış adeta. Ceviz yiyoruz. Boş. Yoldan dereyi ilk defa görüyoruz. Tabii düzenlemişler, genişletmişler. Mekanın havuzu gibi olmuş. Her yer mekan. Arka arkaya. Kolay gelsin hayırlı işler. Çay, he? Çay varmış, gidelim mi? İçelim abi. Tamam, eyvallah. Koş. Şuradan işte. Çaya davet ettiler. Neymiş? Özışık kafe restoran. Böyle bir yer. Nehir üstü. Oturma alanları. Havuz mavuz falan filan. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Selam abi, hoş geldiniz. Abi hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Açsanız kahvaltı yapalım. Sağ ol abi, Allah razı olsun ya. Bir çay içeriz, sağ olasın. Eyvallah, şöyle bir kenara oturalım da az dinlenelim, yeter bize. Acayipmiş ha. Ha şu gölgeye bir, şuraya oturalım abi, burası iyiymiş. Böyle bir mekan. Nehir kenarında çay içiyoruz arkadaşlar. Sağ olsun restoran sahibi yoldan çevirdi. Bir çay içtik. Nehre biraz ayaklarımı soktum. Yine hepsi birbirinin kopyası gibi. Dere üstü taht diyelim, oturma yerleriyle. Aile piknik yeri, restoran, kafe falan filan. Abi haritada buraları görünce nehir kenarından yürüyeceğiz gibi bir hayal oluşmuştu. O yüzden girdik aslında bu yola ama biraz hayal kırıklığı oldu. Nehrin kenarında ağaçlık yine mekanlar da haritada gördük ama yürüyüş yolu da bu yani, otoyolun da bu ağaçların altından gölgelik bir yerden nehri görerek geçer diye tahmin etmiştik. Çok saçma bir hale almış. Bütün nehir hiç arada boşluk yok neredeyse. Hep mekanlara teslim edilmiş. Artık resmiyeti ne kadar var bilmiyorum. Ama kötü bir görüntü olmuş yani. Şimdi şöyle diyebilse ya. Yani bizimki gibi yol yürüyüşçülerinin veya trekkingçilerin yani böyle boyunca yürüyüp manzara seyredeceğim düşüncesinde çıkmış burası. Tabii ki hiç alakası yok onun. Ha, aileler hafta sonunu geçirmek için, piknik için tesislerde gelip
bir hafta sonunu çocuk çocuğuyla dere ışıltısında yiyip içip geçirmek için ciddi manada yatırımlar yapmış. Ya hiç arada mesela bir mesela belediye buraları hiç düzenlememiş mi? Ne yapmış yani? Bu nehir kenarında bir yürüyüş parkuru oluşturabilirmiş. Yani şöyle bir benim bildiğim yanlış mı biliyorum? Deniz kenarları, nehir kenarları tapulandırılamıyor belli bir metre dere yatakları. Ya aynen öyle. E şimdi buradan derenin kenarına geçmeyi engelliyor. Abi ne yapıyorsun, üstümüze sürüyorsun? Gözünü seveyim şu hale bak ya. Yani demek istediğim şu abi. Yani. Oralara ulaşmamızı engelliyor. Tabii. Nehrin kenarından yürümeye kalksan yürüyemezsin. Yok kesinlikle, milletin işte arsasından gireceğiz. Tüm özgürlüğü kapatır. Yani şöyle düşün. Şurada harika bir dere geçiyor. Ağaçlıklar var. Biz burada güneşte. Oralara giremeyip güneşin altında kaldırımlardan yürüyoruz. Yani. Kaldırımı da yapmışlar. Eyvallah. Hı. Belediye buraya kaldırım yapmış fakat tabelalarla dolmuş kaldırım. Yürürken sürekli yola iniyoruz. İnsan tabelayı şöyle altından geçirecek şekilde yüksek yapar bari. Çok saçma. Bak, neyse. Şu dere boyunda bir yol olsun. Bütün vadiyi yürü. Yani. Mahzemen olsun. Çayın hiçbir yerde dur. Ya mekanlar yine olsun. Ya olsun canım belki mekan. O da kendine göre demek. Bir de bu kadar mekan olması demek milletin geliyordu manasına da geliyor. Tabii ki çok talep görüyor demek ki. Neyse bakalım ya, gidelim biz de. Ha sen buraya yer mi yaptın kendine? Tanışalım mı? Ben yoldaşın seyyahı. Sen kimsin? Aynı yoldaşıma benzersin. Gel. Gel, gel. Gel, gel oğlum, gel. Fazla da rahatsız etmemek lazım. İçeride bir köpek yatıyor. Karanlıktan görünmeyebilir de. Biraz önce buraya girdi yattı. Çok güzel yuva yapmış kendine. Arada ilk defa boş bir yer bulduk arkadaşlar. Onda da hayvanlar otlanıyor. Bir o çoban var orada. Haritada beyaz harabeleri diye işaretli bir yer vardı. Geride kaldı ama muhtemelen yanlış işaretli. Orada bir iki kemer parçası var. Muhtemelen burası bir vadi, bir yoldu. Orası da han, hamam bir şey miydi? Neydi? İki tane kemer kalmış sadece. Şöyle pencere gibi. Aynı tabelalar çöplüğünde ilerlemeye devam ediyoruz. 3 gündür yollarda içtiğimiz suyun kaynağına, deposuna geldik. Herhalde buralarda dolum tesisi. Nehrin kenarından çıkan bir kaynak galiba. Kolay gelsin. Ya neyse, en azından dolum yerinizi gördük yani. Su eksildi, kaynaktan az doldursak olur mu kardeş? İlerisiymiş. İyisiniz inşallah abi. Çay var diyor seyyah. Vallahi varsa içeriz ya. Abi içeriz. Eyvallah sağ olasın. Öyle mi geçelim? Nereye, nasıl geçelim? Beyaz sudan yapılmış çay içelim. Beyaz suya şimdi geldik. Yani merkezi, köy, kasaba her neyse. Buradan başlıyor. Yol kenarında çürümek üzere dallardaki üzümlerden biraz bulduk. Bir marketi falan varsa, mekanlar çok pahalıymış, girilmez yani. Bakalım, karnımız da acıkmaya başladı. Sabah öyle iyi bir kahvaltı yapmadık çünkü. Suyun başına geldikçe mekanlar iyice lüksleşmeye başladı ve çoğaldı. Derenin her yeri tahtlarla dolu abi. Kiralıkmış bunlar. Geliyorsun ya, restoran hizmeti ya da piknik yeri gibi o tahtı kiralıyormuş. Burayı da yeni yapıyorlar. Bu nasıl bir tasarım bu? Nehrin içine ev yapmış, dikmiş ya. Yeni tahtları yaptırmışlar yerleşik.
Böyle bakınca sanki derede çok su varmış gibi ama aslında dar bir yerden akıyor. Su başı dedikleri yerlere geldik abi. Bir market göründü. Bir de cami var. Caminin orada da muhtemelen market var gibi. Gidelim bakalım. Restoran görmekten bıktık. Beyaz Su Merkez Restoran. Beyaz Su'nun merkezi herhalde, su kaynakları da burada bir yerdedir. Şöyle bir yer, camisini bulduk. Caminin bahçesinde oturacak bir yer varsa marketten de alışveriş yaparız. Bir marketçi abi dürüm yapıyormuş. Tavuk dürüm yiyoruz. Tabii mekanlar köyü yutmuş. Burada da bir market varmış. Caminin lavaboları. Restoran. Suyun kaynağı buralar abi. Caminin altından böyle yol tekrardan yola bağlanarak gidiyor. Hep sezonda açık olan işte turistik bir cadde ya. Mekanlar köyü kaplamış abi. Tavsiye eder miyim buraları? Eğer lüks bir restorana gelip nehir kenarında yemek yemek istiyorsanız eyvallah. Ama onun dışında görülecek hiçbir şey yok. Ve şöyle arsızca bir turizm var yani. Yoldan çeviriyor. Gel abim, gel filan. Çok da pahalıymış restoranlar. Hayırlı işler. Yöresel kahvaltı. Bir de fırın. Ha, bulmuş bir fırın abi. Bir market yok ama. Bir makarna alacak. Sadece bisküvi bulabildim. Takı tarak ıvır zıvır hediyelik. Evet, şuradaki en son restoranın olduğu yerden de kaynak su başı yazıyor lokantası. Su oradan çıkıyormuş. Bu suyun nereden geldiği belli değilmiş yani. Buradan kaynaktan çıkıyor ama hangi dağın suyu nereden gelme ihtimali belli değilmiş. Öyle dediler sucular. Ne kadar derinlikten geldiği de bilinmiyormuş. Ama bu bölgenin altının komple su olduğunu söylediler. O şeyde beyaz su tesisleri de orada sondaj vurup alıyormuş suyu. Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Ha, müsaadeyim. Biz de oradan geliyoruz ya. Sizin buraları ne yapmışlar böyle ya? Sırf lokanta dolmuş. Dereyi göremedik. Suyun başı neresi? Suyun başı. Hı, bu buradan mı giriliyor? Ha. Herhalde buradan bir yerden kaynıyor. Betonla örtmüşler içinde. Aynen, şurada bir depo var. Bir depo gibi yerden çıkıyor. Bakılacak başka bir şey yok. Bu kadar abi, çıktığı yer burası. Köyün içinden çıkıyoruz. Köy deme bin şahit lazım. Bu arada bir anekdot. Orada videosunu çekmedim. Biraz canım sıkılınca. Bir tane market gördüm. Neydi abi o market? Kürtçe tabela asmış. İnan aklımda değil. Videomda var ama. Marketa. Videoyu görür aklım. Markata neydi o? Su kıyısı market mi anlamına geliyor demiştim. Evet. Ha, Necip abinin videosunda var. Ben çektim mi hatırlamıyorum. Tabii o videolar çok sonra gelecek ama oradan takipte kalabilirsiniz. Ya işte bunu sevmiyorum abi. Tek bir dilden başka bir şey yazmamış. Bir aralar böyle bir Arapça tabela görmüştüm. Bir yerde de sitem etmiştim ya. Tek bir dilin olması beni kızdıran şey. Yani mesela burada da muhtemelen aşırı Kürt milliyetçisi bir elemandı o da. İnatla oraya şey yazmış. Her şeyi Kürtçe yazmaya özen göstermiş. Bunun Türkçesi nedir diye sorduğunda Türkçesini söylemem diyor. Türkçe konuşmam ben diyor. Yani bu kadar kendini kitlemiş oraya. Ya bu ne demek oluyor? Kürtçe bilmeyen benim marketime gelmesin. Onlara hitap etmiyorum demek oluyor.
Bence bu da yanlış. Hem de çok yanlış. Neyse, o arabana çok kızdım. Yoruldum. Yola çıktık mı abi? Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Artık yola çıktık. Nehir yok, dere yok. Kurak bir vadiden gidiyoruz. 10 kilometre ileride bir yol kenarı mescit gösteriyor var ise. Oraya varırsak bugün hedefimiz orası kamp. Geceyi geçirmek için. Ondan önce bir yer denk gelir mi bilmiyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Abi gölgenle oynuyorum. Gölgenin puanı sıfır. Biraz yokuş çıkıyoruz. Yol kıvrımlı ve kurak. 8.3 kilometre var. Yol kenarı mescide. Saat 2.30. Ekim'in bilmem kaçı. 2024. Eyvallah. Şöyle bir 360 etrafı göstereyim sizlere dedim. Küçük küçük mağaralar, meşe ağaçları ve şöyle arada yeşertilmiş bir ceviz bahçesi sanırım. Midyat kaç kilometre yazıyor? 29 kilometre. Değişik bir meşe türü mü bunlar? Çok büyük palamutları var. Yere düşmüş bak. Baksana ya, şuna bak. Bir iki tane alalım. Ekeriz. Aslında bunları alacağım böyle. Bir yerlere göndereceğim, ektirsen. Karşıda bir keçi sürüsü var orada. Öf, leş gibi de. Köpek ölmüş herhalde, o kokuyor. Su. Kuyusu var herhalde, tulumbalar görüyorum. Hayvanları suladıkları bir yer. Necip abi yetişeyim bakalım, uzaklaşmış biraz. Mola mı verelim ağam? Geliyorum. Azıcık ayaklarım yere değsin. Çıkardım babucumu. Yaya gideyim. Oy, bahçe varmış orada. Su da var bak abi, çeşme var. İnelim mi aşağıya? Suları tazeleriz. Denizli plaka. Sizden bir fotoğraf çekelim. Selamünaleyküm. Gel ortamıza abi. Buradan daha iyiydi. Öyle mi? Güneş vuruyor. Eyvallah. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Şuradan inilir, borudan inilir. Bak orada iyi akıyor şu abi. Biz tazeleyelim, soğuktur. Hatta burada dere gibi oluşmuş. Orada bir kaynaktan mı çıkıyor? Soğuk o. Gel gel gidelim ağam. Oo, bayağı akıyor hem de ha. Çantaları bırakak mı? Yok. Sonra oradan çıkarız. Yol var. Şuradan inerken... Yok yok, tehlike yok. Gel. Oo, iki tane babuç var ağam. Lazım mı babuç? Sana göre ha. Bak. Yok kardeş, benim babuç. Allah'ım. Oo, ateş de yapmışlar burada. Bu kadar su nereden geldi burada be? Hayvan pisliği olmuş her yer.
temizdir, soğuktur. Burası abi. Hazır böyle bir otağı bulmuşuz. Çoban odra. Yakalım bir ateş be çay sadık be. Su da güzel ha. Şurada gölgede oturup bir çay içer öyle gideriz be. Yol kaçıyor mu aga? Hemen çıkaram demli. Odun hazır, su hazır. Şükür. Çayımız oluyor ha? Uzun günlerden sonra ilk kez ateş yakabildik. Ateş yakarak bir seyyah çayı yapacağız. Güzel bir at su başında. Bu Sivriceli. Sivrice mi dedin sen? Evet. Evet. Sivriceli'de bir Mehmet abimiz de geldi. Abi merhaba işte. Merhaba. Eyvallah abi, memnun olduk. O da traktörle geldi. Dalini mi ha? Dalini. Aynı Sivrice köyü. Sivrice köyü. İstanbul hoştur. İzmir güzeldir. Ama benan. Benan. Dolar'da. Varsa közde çay. Benan. Evet. Ele doldur. Ele bana da İçin doldur. İçin sen ha. Abi. Gerok Ömer. Vireda. Mıçıdi. Mıçı nedi. Biz bu yollarda ne gördük ne görmedik diyor ya. De benim neşem yerine girince ben oluyorum Trakyalı be. Ey maşallah maşallah. Çaya bak sen ey kardeş, çaya bak. Gel hele gel. Traktörcüyüm mi, bozdun bizim atmosferi be. Ona da, etme be ya. Onunla da içtik bir çay. İkram ettik sağ olsun. Muhabbet ettik Mehmet ağamızla. Çayımız güzeldir ey. Allah şekerim nerede benim be. Abim afiyet olsun. Vay sağ olasın. İyidir. 13-14 gündür yoldayız. İlk defa közde çay yapabildik yani. Yemin ediyorum, yemin edemiyorum. Yani bu noktada... Asker ağlar geldi. Evet. Gel komutan, gel çaya yetiş gel. Kamerayı kapatıyoruz. Su kenarında ocakta ateşimizi yaptık. Yaktık, çayımızı yaptık, yedik, içtik. Son dakika jandarma ağlar geldi. Çay içmeyeceğiz dediler. Zaten sonuydu çayın. Az muhabbet ettik, kimlik verdik. Biri ihbar etmiş, köyün içinden geçerken bine burada yürüyen var demiş. Onlar da yolda bizi arıyorlarmış. Tam da yolun altına girdik ya, gitmişler geri gelirken bulduk diye. Biri de hemşerim çıktı, Manisalıymış. Ve muhabbet sohbet. Biraz yol tarifi, ileride mescitte kalacağız dedik, haber verdik. Biz de zaten o Yemişli'de bir yerde bir karakol vardı. Oraya uğramayı düşünüyorduk. Gerek kalmadı. İşte abi hep diyorum ya. Burası lokal bir örneği bunun. Turizmin girdiği her yer misafirperverliği anında yok oluyor. Bunu batıda da doğuda da aynı. Yani doğunun o göz yaşartıcı, duygulandırıcı misafirperverliğini bile para, turizm bozuyor. Bakın bir gün önce spor sahasında misafir ettiler. Sonra turizmin yoğun olduğu bir subaşı dere kenarı mevkiye girince yürüyen adamı şikayet ediyorlar. Bir kişi sadece yoldan videosunu çektiğimizi görünce gel çay iç dedi. Onun dışında bütün mekanlar gel abi yerimiz var abi şöyle böyle. Ya bu da doğal bir süreç tabii ki. Bu da böyle misafirperverlik deryasının içinde küçük bir turizm adası. Velhasıl turizm doğuyu bile bozar yani. Para dedin mi? Para işin içine girdi mi artık? Maalesef herkes yürüyen para gibi görünüyoruz yani. Bakıyorlar. Bunlar yayadır. Bunlarda dolar yoktur. Bize hitap bile etmiyorlar yani. Neyse. Yavaş yavaş havada serinlediği gölge yola vurmaya başladı. Gidiyoruz abi. Biraz rampamız olacak. Sonradan yol üstü bir mekan görünüyor. Onun ardından da mescide ulaşacağız. Hazreti Ali Mescidi. Haritada gördüğüm kadarıyla. Bakın haritalardan. Yorumlarında biri yazmış. Dalili yani
herhalde Yemişli'nin mi? Sivrice'nin Kürtçe ismi. Dali. Dalili bir hayırsever gezginler için bu mescidi yaptı diye bir yorumu bile var hatta. Madem öyle biz de gezginiz. Duş yeri filan da varmış. Karakol komutanından öğrendim. Suyu var. Hedef ora yani. Haydi varalım gidelim. Eşeği saldım çayıra, otlaya karın doyura, görüldü düşü hayıra, yoranın da denenem. Münkümün fürmün afın soyu, yaktı harap etti köyü, ölüsüne bir tas suyu verenin derin derinin. Derin. Eşeği ile inek yayılırlar aynı çayırda. Ne dersiniz? Eşek! Geri! Vara vara! Bak iki eşek bir sıpa. Eşeği saldım çayıra, otlaya karın doyura, gördü düşü hayıra, yoranın darın darıran. Beyaz eşeğe bak, 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 bak. Tatlı ya. Ulan sıpalara bak arkadaş. Küçükken bütün canlılar ne kadar tatlı oluyor ha. Yokuşu iyice dikleşiyor. Kıvrım kıvrım. Yolun sonu ta karşıda düze varıyor. Şu dağın tepesine çıkacağız. Hava kararmadan varırız inşallah. Çay içtik, biraz oyalandık ama saatimiz saat tam 5. Abi bitmez oldu yokuş arkadaşlar. Öldük, bittik. Ey! Baksana şey gibi ne o, ne peynir diyorlar ona, kayalar delik delik. Bak şuradan şöyle bir gidip şuraya geçtiğimizde yol tamamdır. Yokuş bitince zaten mekan geliyor bir tane. Sonra da mescit geliyor. Of, az bu mola verdik yokuşta. Allah ya, şükür. Oy, uykum da var ha. O çay olmasaydı bu yokuşlara çıkamazdım ben. Yemin ederim çıkamazdık. Valla. Saat 5.30. Tabi havalar erken kararıyor. Ay çıktı meydana. Heh, orada da ışıklar yandı. Burası bir su deposuna benziyor. Midyat'a bu suyu basıyorlar ya, aktarım merkezi gibi bir yer herhalde. Şurada tam yamada. Son bir tepemiz var. Biraz kıvrımlı. Hava kararmadan orayı aşarsak. Hava kararırken son rampayı çıkıyoruz. Geldiğimiz vadiye bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çukurdan tepeye çıkıyoruz böyle. Ay da kendini iyice göstermeye başladı. İnşallah köşeye dönünce rampa bitiyor gibi. Sanırım yokuşun sonu geçit burası. İnşallah yani. İşte tepeden Beyaz Su Vadisi. Hava kararmak üzere. Telefonla çekiyorum ki görünebilsin diye. Ve ay ışığı. Son viraj. Artık kıvrılıp düze çıkıyor. Düze çıktık. Hemen hemen hafif rampalı ama 700 metre ileride bir Dalinos Pizza diye bir mekan var. Ondan 1,5 kilometre yaklaşık ileride bir mescit var. Şimdi karanlıkta yürümeyelim diyeceğim ama ilerideki o mescitten haberimiz olmasa eyvallah eyvallah. Bir yere kıvrılıp yatalım, uğraşmayalım, zorlamayalım derdim ama yani toplamında yaklaşık 2 kilometre sonra mescit var. Yokuşa çıkmışız. Ali abi sen misin? Ya aman Allah. Aha. Ömer, Ali abi. Bak bizim Ali abi denk geldi. Allah razı olsun Ali abi. Sağ ol abi. Top sahasının sahibi Hakan Olimpik'in. Böyle bir mekana denk geldik. Pizza köyü Dalinos. Dalinos. Ve siz lezzete hoş geldiniz.
Ama çok büyük, lüks bir mekan herhalde. Bize fazla yani. Aciz de. Artık şeye gidelim ya. Mescide yetişelim de orada makarna falan yaparız. Buraya bir selam versek mi acaba? Biraz da erzak takviyesi iyi olur değil mi? Çok lüks ya. Neyse bakalım. Hava iyice karardı. Saat 6:20 geçiyor biz. Bayağı şatafatlı bir yol mescidine ulaştık. Yanında da bir büfe gibi bir yer var ama kapalı. Güzel de bir mescidmiş. Haritada gördüğünüz gibi. Şurada oturacak yerleri var, suyu var. Selamünaleyküm. Evet. Mescidin içi de bayağı güzel. Allah kabul etsin yaptırana, yapana. Abi uzun, yorucu bir gün oldu, bir bölüm oldu. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.